Assalomu alaykum. Hayot kuraj deymiz, chindanam shunday ekan. Loqaydlikka, nohaqlikka, fikrsizlikka, didsizlikka, sayozlikka qarshi kurash. Shuningdek, insonni o'zining mustaqil va erkin fikriga ega bo'lish va uni ochiq oydin ayta olish huquqi uchun kurashdan iborat ekan bu hayot. Kimdir bu kurashda o'zgalarning tazyiqiga dosh bera olmas sinadi. Boshqa birovlar esa o'zidan, o'z haqiqatlaridan voz kechib, sharafsiz hayot kechirishga mahkum bo'ladi. Lekin boshqalar ham bor. O'z haqiqatlariga, o'zligiga, o'z prinsiplariga sodiq qolganlar bor. Tamaddun rivoji, insoniyat tafakkuri uchun qilingan eng muhim ishlarni, eng olamshumul kashfiyotlarni va xususan san'atdagi eng buyuk asarlarni aynan ana shular taslim bo'lmaganlar, yaratganlar va yaratib kelmoqdalar. O'zbek teatr san'atini bu nomsiz endi tasavvur qilish qiyin. Teatrimizning ravnaqi va shakllanishiga ulkan hissa qo'shgan ushbu san'atkorni ta'riflash uchun siqas chiqib ketgan sifatlarni ishlatishni istamasdik. Negaki bu insonning o'zi umri davomida ham ijodida ana o'sha odatiy bo'lib qolgan qoliplarni, odatiy bo'lib qolgan yondashuvlarni buzishga va ulardan xoli bo'lib yashashga ijod qilishga intilgan. Eng muhimi u bizni asarlari orqali fikrlashga, o'ylashga, unga hamdard bo'lishga chorlagan, o'rgatgan. Qalbi uyg'oq, fikri teran va hali hamon hayot, inson, san'at, koinot o'zi haqidagi savollarga javob izlayotgan ijodkor. Bizning bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi rejissyor Bahodir aka Yo'ldoshev. Marhamat. Teatrlarning hamma sahnasi, qaysi sahna bo'lmasin, hammasi qiblaga qarab quriladi, bilasizmi? Mana eslang, Hamza teatrining sahnasi, Muqimiy teatrining sahnasi, forum, boshqa-boshqa hammasi qiblaga qaralgan. Uni ataylab qilmaydi, lekin nimagadir qiblaga qaralgan bo'ladi. Teatrlarimizga shunaqa e'tibor hozir kattaki, yaxshi grimyorni, yaxshi sahnalar, haligi chiroqlar juda yaxshi. Lekin spektakl yo'q. Bu binoning nima keragi bor? Yaxshi bir spektakl bo'lmasa. Bir xil teatrlar bor, spektakl oldidan aktyorlar foyaga chiqadi-da, tomoshabinlar bilan rasmga tushadi. Shu bu teatrda obro'yini menimcha tushirish tomoshabin aktyorlar faqat sahnada ko'rishdi. U bilan quchoqlashib foyada ikki marta rasmga tushgan kimlar bilan tushadi ular rasmga? Xalqqa yaqinlik boshqacha bo'lishi kerak. Albatta, boshqacha. Sahnada xalq agar o'zini dardini ko'rsa, o'zini hayotini ko'rsa, ana o'shanda yaqinlik paydo bo'lsa kerak. Bilasizmi, u hatto shunaqaki tomoshabin keladi. Bizani o'zbek tomoshabin teatrni juda yaxshi ko'radi. Umuman tomoshani yaxshi ko'radi. Lekin bizani hozir hamma tomoshalarimiz oqsoq. Aytadiki, sen Alisher Navoiy bo'lib chiqasan deydi bolalarga. Mana bu qiz halla o'rab, ular Alisher Navoiy qilish mumkin emas, bunaqa ishlar.
Halk teatrları, bunlar bulmaz kimlerini kiyip alıp Babur'da oynaydı. Bırakın işlerini kılıç gerekmez. Okusun, Babur'da okusun. Lekin salla palla da gene böyle gerek. A bu dikti bizi uğradı ki uşa balacalar. Okusun, lekin Ali'ye uzun kostümü de, çıraylı ak köyleyle de okusun. Maydalaşıp vot ditsiz ko'p spektakllarimiz mana bu sallalar mana bu haligi pushtay yopilgan soqollar faqat kostyumini ko'rsatish. Faqat kostyumini ko'rsatish bu spektakl emas. Shunaqa teatrlar borki mana tortuvarga bitta shochi yoyadi, shunaqa spektakl ko'rsatadi siz ya. Turalmay qolasiz. Rejissura o'zi juda yengil narsa. Rostan. Da, oson. Oson, oson narsa. Uni kelasiz, teatrga kelasiz va ko'p rejissyorlar shu bilan foydalanadi. Yaxshi aktyorlarni olasiz, pyesani berasiz, ular pyesani ko'chirib oladi, sahnaga chiqadi. Va baribir bir narsani o'ynaydi. Xohlaysizmi siz, xohlamaysizmi, ular bir narsalarni o'ynab, o'zidan yaqqa-yaqqa chiqadi, kiradi. I tomoshabin, tomoshabin keldimi, baribir o'tiradi. Baribir shuni ko'radi. I rejissyor oxirida deylik, ta'zimga chiqadi, uni to'rtta qarindoshi olib kelib gul taqdim qiladi unga. Вот. I mana rejissura. Lekin boshqa rejissura bor. Boshqa rejissura bor. Va nihoyatda og'ir rejissura. U rejissura hech qachon bilmaydi, spektakl bo'ladimi yo'qmi. Bo'ladimi yo'qmi. Eng mazza joyi spektakl ustida ishlash. Nasma aytishganki, premyera. Premyera. Bu spektaklda janazasi deydi. Bu rejissyorda ishlagan, rejissyorda spektaklarda mazza qilgani mana endi tomoshabinga chiqadi. Endi qaysidir aktyor qo'shib o'ynaydi. Endi qaysidir aktyor so'zini esdan chiqaradi. Unisi mizansenani noto'g'ri qiladi. Premyera ketdimiz. U spektaklda deydi. Janazasiz deydi. Institutda bolalarga aytadiki, qora galstuk, oq ko'ylak, kostyum kiyib keldi. Mayli. U shunaqa kiyinib kelish shartdir. Lekin auditoriyaga kelganda uni boshqa kostyumi bo'lishi kerak u bolani. Ayniqsa aktyorlik mahorati bilan shug'ullanganda. Ular maskaravozku, maskaravozlikka tayyorlanayotgan bolalar. Galstuk bilan mana bundoq qatimnaqa maskaravozni ko'rgansiz. Ular birdan kostyumni o'rganish kerak. Aloqaga o'rganish kerak. I butun institut mana yuridik institutda tushunarli galstuki bor, nima qilib kiyingan. A teatralni institut har xil bo'lishi kerak. Muz dramani kursini bolalar boshqacha, drama kursini bolalari boshqacha, estradani bolalari boshqacha kiyingan bo'lishi kerak. O'shanda kirganingizda institutda, ey bular aktyor ekan-ku, deysiz. Thank you.
teatrda yaxşı görəman deyib teatran nisbi varsa, o yaxşı aktyor ola bilməyidi. Yaxşı aktyor ola bilməyidi. Çünki uşa nisbi varışan maqsad video filmlərə çıxış, yoki bolmasa jurnallara rəsmi çıxış. Maqsad şu. Maqsadı no anaq. Kəlməz bilməsən? Yox, mən. Bugungi kunda Bahodir aka Didor o'quv teatr studiyasining rahbari. U yoshlarimiz uchun nafaqat ijod sirlarini o'rganish, balki eksperiment, izlanish, fikrlash maydoni hamdir. Hammamizga ayon san'at va san'atkor rivojlanishdan to'xtasa o'ladi, o'lish muqarrar. San'atimizga nasib qilsa yangi nafas, yangi ohang, yangi shabada olib kiruvchi qaysidir yoshlarimiz ana shu o'quv va sinov maydonida o'sib unayotgan va shakllanayotgan bo'lsa ajab emas. Mustaqil ijodkor bo'laman. Xohlagan so'zimni aytaman, xohlagan spektakl qo'yaman degan maqsadda qilganmiz. Va ikkinchi savol, shu yoshlarga yana nimaga o'rgatishga harakat qilyapsiz? Niyatingiz yana nima joylayapsiz? Hamzat teatrida o'sganman. Vot va men bir umr Hamzat teatridan minnatdorman. Ular meni o'stirishdi. Ustozlarim, katta-katta ustozlarim, yani şu Alim Xo'ja, Nabir Akın, Sora Shunturayev, Zeynep Sadriyev de ustozlarim bo'lgan. Bularning hammasi bilan spektakl qo'yganman va ulardan ko'p narsani o'rganganman. To'xta. Bordi-yu. Biron sabab bo'lib bir-birimiz bilan diydor ko'risha olmasak, bilib qo'y. Men faqat sen bilan, sen bilan o'zimni baxtli his qilganman. Mana shu 50 yilni har soatida, har daqiqasida men faqat sen bilan o'zimni baxtli his qilganman. Esingdan chiqmasin. Men umrbod sendan minnatdorman. Men umrbod sen bilan faxrlanaman, azizim. Faxrlanaman. Rahmat. Men o'ylardim. Nega rejissyorlar bunaqa qilardi? Deylik, o'sha eski rejissyorlar, deylik, Stanislavskiy ishlab-ishlab, keyin Muhatdan ketib borib kichkina studiya ochgan. Yoki boshqa rejissyorlar Vaqtankovskiy studiya ochgan. Gap shundaki, teatrlarning aktyori to'yib qoladi. Nima to'ydiradi? Unvonlar to'ydiradi. Endi u narodniy artist. I rolni talqin qilsangiz, a bo'ldi, men o'ynab tashlayman deydi. Rolni minsimay qo'yadi. Minsimay. Rolni oxirgi umrini oxirigacha minsiydigan, minsigan aktyorlar nihoyatda kam. Nihoyatda kam. Va biz ularni hozirgacha eslab adam Shukur Burqon deymiz, G'ani Azam deymiz, ha? Bo'lmasa G'ani Azamda 80-larga kirganda Oltin devorni o'ynagan. Siz ana zapisini ko'ring, qanaqa G'ani Azam qay darajada o'ynaydi. Hali yosh aktyorlar qop ketadi uni. Haliga shunaqa vajohat bilan o'ynagan. U aktyorlar hech qachon o'zini hamma aytardiki, sani ali medallaring, ordenlaring teatrga kelganda o'shaligi teatrni eshigini oldida qoldirib kelgan. Teatrga oddiy odam bo'lib kirgan. Repetitsiyada sani unvoningni aloqasi yo'q, kim bo'lsang ham. Sen bugun qulni o'ynaysan sahnada. Mana shu tushunchalar ketadi. Bittasi da ketar, ikkitasi da ketar, uchtasi da ketar. A bu bo'lmasa bunisi, bu bo'lmasa bunisi. A bu yosh aktyorlarga ham ta'sir qiladi.
Nimaga Didorda bilet sotilmaydi. Bizda bilet yo'q. Xohlagan kishi keladi, ko'radi. Chunki bu bolalarning spektakli hali sotishga puliga chaqishga hali vaqt bor. Ularni bitta teatrni sevishni va teatrni tushunishni o'rgatamiz. Bilasizmi, teatr spektakli aslida ko'rilmaydi. U o'qiladi. Spektaklni o'qish kerak. Parda açıldı mı? Nimaga hudurjnik bunu kıldı? Nimaga mizansenalar bunda kurulgan? Nimaga oy çıktı? Nimaga o'qish kerak spektaklni? Alaqa ko'rib, hech narsani tushunish bu spektakl ko'rish emas. O'ylash kerak. Da, tushunish kerak. Bu yamdilik iste'dod. Har xil iste'dodli bolalar bor. Men o'ylaymanki, hammasidan ham ertaga katta artist chiqmaydi tam. Bunaqa bo'lishi ham mumkin emas. Lekin yaxshi tomoshabin bo'lishiga iymonim komil. Teatrni tushunadigan tomoshabin bo'lishi. Chunki yaxshi teatr paydo bo'lishi uchun yaxshi tomoshabin kerak. Kino artistlar epizod o'ynashni o'rganib qoladi. Ular rolni boshdan oxirgacha o'ynamaydi hech qachon. Ular epizod o'ynashni o'rganib qolgan va bir rolni boshdan oxirgacha o'ynashni o'rganmagan. A bu spektaklda boshdan oxirgacha o'ynashga majbur. Epizod emas. Mana hozirgi kinolarda deylik tushadi. Bular ko'pchiligi meni imonim komil o'zbek klassikasi bilan yaxshi tanishmas bular. Alisher Navoiy ijodi bilan, Bobur ijodi bilan, Nodira begim ijodi bilan bular tanishmas. Bular o'sha hozirgi zamon mana bu ssenariyalarda o'ynab o'rganib ketishgan. Yigitlikda ay shu farog'at qanchalar ko'p bo'lsa, qarilikda g'am va uqubat shunchalar bisyor bo'lar ekan. Bir Boburni she'riyatini, Alisher Navoiyni she'riyatini bilish kerak. Ular bu yerda shunga o'rganishyapti. Va men o'ylaymanki, hozir har qanday ssenariyada ular tushavermaydi. Chunki ularni didi oshgan. Bo'lmasa yaxshi aktrisalar, yaxshi aktyorlar, ularni qo'lidan juda ko'p narsa keladi. Agar ularni ishlata olsangiz. Bo'lmasa bitta oyligini deylik ular bir kun kinoga tushib topib olishi mumkin. Da, epizodga yoki bitta reklamaga tushsa ham bittagi oylik qoladi. Yo'q. Baribir soat 8 dan ertalab kelib, u mashq qiladi. O'sha raqsga ham tushadi, dutoram chaladi, boshqa ishlarni ham qiladi. Bular o'z saviyasini ko'tarish uchun kelgan bo'lar. E'tiboringizni yana bir narsaga qaratmoqchimiz. Didor o'quv teatr studiyasida tomoshabin aktyorlar o'ynaydigan maydondan bir pog'ona balandda o'tiradi. Xodiraki buni qay maqsadda qilgan ekan? Teatrlarimizning saviyasiga shama emasmikin bu? Yoki buning boshqa bir sababi bormi? Bahodir aka asarlari, fikr mulohazalari bilan odamlarni o'ylashga, fikrlashga undaydi. Tirik ekanligimizni his qilib turishimiz uchun. Nimaga hozir mana bizni teatrlarda deyarli bir ko'zga ko'rinadigan spektakllarimiz yo'q. Chunki aktyorlarning saviyasi tomoshabinni saviyasi bilan bir xil. Zalda ham ko'pchilik zalda kelgan odamlarni ular ham pul ishlash, uy qurish, katta to'y qilish, mana bu qilish, u bu qilish, boylikka intilish. Ko'pchiligi shu bilan yashaydi. Aktyorlar ham shu. Ya'niki
aktyorlar hiç kaçan demek aktyorların seviyesi bir puanı tipara oluşturdu. Şunun için sahne tamaşabın daldan balantırak durardı. İlgari, ben işliyorum hazır. İlgari rol için telaş olardı. Ne demek ben oynayayım, ben oynamayayım. Bu rolde ben oynayışım gereğiydi. Bir umur aktörlerde armağan kap getirdi ki, ne demek yani o Juliet'ı oynadı, ben oynamadım diyen gap kap getirdi. Hazır, ilacı bor için rol oynamasa. Oynamasa, boş bulsa, ya da o dublör olsa. Çünkü teatrdan başka işler kop. Teatrdan başka işler kop. Toy var, biznes var. Ben size geldim ki, beni yapıştırmayın teatr hakkında. Aktörler düşünüş gereği. Bu unvan kim için verili yaptı? Elbette unvan verilmiş gereği. Lakin bu, beni ayağımın unvanı. O hodayı yürüyüşü için verilmiyor. Bu balasını sal, hani, atası bile mağrurlanışı için verilir. Hatının başı balant buluşu için verilir. Ve unvan ulanı ki keçeleri hani, repetisyon kılıp üye kemeyenlerine, kütkenlerine unvanı. Bana karındaşların toyuya varmıyordu. Karındaşların tam balançasıya varmıyordu. Bazı da canazasıya varalmıyordu. Ve kim aydırdılar ki o zor aktör. Onu bana unvanı bulup iki kere. Yardır nuhayetli katlı cazalıydı. Ben 91 yıl hemen kitap magazinlerini boyvetçilere satıp alıp çaykhana gidiyorum. Hazır kayıt geri yaptı şu. Adabiyatta kızıkış arttı. Kitap okuşta kızıkış arttı. Lakin biliş bu bir. Bilimini düşünüş gereği. Ve mektepteki damlalar bilim veriş gereğmez. Ola düşünüştü organizmiş gereği. Büyük Alişer Nevai'nin şiirlerini okşadı, Hamat'ını okşadı. Okşadı yok, lakin şiirde biledi. Lakin düşünmeydi. Ahir geçe düşünmüyordu. Her bitti kitap bu kainat. Yakşı kitap bu kainat. Ben sizce düşündürü yapmayayım, lakin bari bir düşündürü almayayım ben. Ya, hemen yapışımda ki, eğer düşündürü alsam, ben kainatlı düşüngen deyip olamam. Kötü! Bize Ali'ye, onu daha okurduk, onu daha okurduk, siler bana okumu yapsalar, siler falanca, deyişten adam uzunu deyip duruş gereği. Aynısı mandam falan spektaklde koy yanımda manda falan aktörler oynayan man falan muvaffakiyetlere erişemen deyişlerden adam uzun deyip duruştu. Deyip duruştu. Çünkü ular samimiyatı nihayetli sezadigan bollar. Egzaminsiz olamiz. Çünkü adamını balanı ne kadar istedodligini onu hiç kim aytib bera olmaydi. O bir ko'rishdan yoki bir monolog aytishi bilan u balani ha bu iste'dod ekanligi bo'lmaydi. Iste'dod ochiladi. Xuddi g'unchadek ochiladi mana gul g'unchasidek ochiladi. Iste'dod ham vaqti kelib ochiladi. Ular teatrni sevadigan odamlar bo'ladi. Ular teatrsiz yasholmaydigan odamlar bo'ladi. Umuman teatr muzika deylik
şeriat alamı, dünyası. Umman sanatsız siz yaşa bulmaydı. O adamlar eter, ben tam tiyatrda yaman kuramam ya müzik işitmiyim ben falan dedi. Muhammed yap. Hatta hayvanlara müzikanı işitirdi. Cimut falan gerek bu yanda. Bu Muhammed'si Allah'ın bize yuvargen nimeti. Umman sanat bu Allah'ın nimeti elbette. Altın kop bu miydi cüra? Dur kop bu miydi? Bir gram altın tapış için niçin milyon tonla yerde ağdarış gerek? Şunun için kop bu miydi? Kop bu miydi? Bir tasavvur kılın, eğer Babur dedik bir yerde koyanda, belki Taj Mahal şöyle de kurulardı. De. Ya ki bana Şah Akbar diye adamlar bizi hudutlu bular mıydı? Adam öyleydi de. Şunun için her bir istidat ya. Her bir istidat ya. Nihayet de adamlar sirak nazar taşlaş gerek. Onu havaylaş gerek. Dostlarım var bana. İbrahim Hakkul, Erkin Azam, Kurşid Davran, Osman Azam. Bunlar benim dostlarım aslında. Bize her gün dedik ya ki haftasında bir madde çayhanada aşkımızı yiyem. Lekin kumdumuz şu adamlar bile nihayet de yakın. Bunlar benden haber yaptırışadı. Ben onlardan haber yaptıraman. Onların eğer buranda diyerek asarını okup kalsam, kursam bulamam onların bile. Ve bana şunların varlığı adamın dalda verir. Dalda verir. Eğer naval isterseniz bir navalıkki çideş gerek. Binavalı ki çıdaş gerek. Oşu Nadir Begim yana yapı var. Niçin beni şair kılıp yarattın? Palahman taşı dek gurbet yarattın dedi. Binavalı istidat egelerini hayatını bir kısmı. Vysotski'de takdirini alın. Bunlar Tsvetayeva, Akhmatova, bunlar hamması. Aslında dünyadan dad çıkıp gittiyen adamlar. Lekin dadı şiirlerine kuyulgan, şiirlerine, icadına kuyulgan. Hayattan nalı bu muydu? Hayatta yaşaş demek. Eğer nalısayız, yaşa almayısız. Siz kayardan kuş olas. Yaşaş uçun. Nemeden kuvvet olsun. En muhumu, ben 60 bilen yaşamayayım ben. O ottu. Ben koyan spektaklilerim var. Bana kuv dostlarımla, ola ottu. Hazırki günde ben, hazırki günde ballanı aldığı kırıp, ben palan spektakl koyan ben pısvan spektakliler koyan ben. Diş yakışmaz. O 60, o bilen yaşa bu muydu? Yaşa bu muydu? Bugün bilen yaşas gerek. Gelecek bilen ama yaşa bu muydu? O mahum nasıl, o yok. Bana şu bugün, hazır, bana şu ballar bilen, bana şu saat, şu dakikada şu ballar bir anlası benden sonrası yok. Ben onlara cevap veri alsam, şunu uzun kifaya. Aytadık o, oradan turganından kim savol berdi. Men kimman deb. Men kimman? Eğer şu savolga cevap berolsangiz,
Namazı cöyde boladı. Okuşlar izan başka çi boladı. Gelişi izan başka, işler şi izan başka çi boladı. Büyük ulamalı umur boyu uzunca şu savalını verir. Yok, bu bize yapıramız. Lekin savaldı kemden kem odan verir. Men kim degan savolga o'zingiz qanday javob berasiz o'zingizga? Oo. Men kimman deymanda, keyin aytaman, hali hech kim. Hali hech kim. Kim bo'lsam katta unvon. Kim? Bu men kimman? Hali hech kim. Onu keyingi mana bizdan keladigan avlod bahoyizni o'shalar beradi. Kimligingizni bahosini. Insonni so'zi belgilamaydi inson sifatida. Insonni qiladigan ishi belgilaydi inson sifatida. Birga tatigan odamimiz haqidagina ko'p so'zlay olamiz. Mayli aytaylik, u aybdordir. Lekin men hayotda o'z o'rnimni faqat shu kishi tufayligina topdim. Shu kishi bor ekan, hayotda qo'rqinmasligimga amin edim. U meni faqat bo'lib o'tgan ishlargina emas, bo'ladigan ishlar haqida ham o'ylashni o'rgatdi. Teatr Allah'dan mı, şeytandan mı? Deyişede, şuna kadar tavır var. Deyin, ha deydi, teatr deydi, yakşı spektakl olsa Allah'dan deydi, yaman spektakl olsa şeytandan deydi. Çünkü o adamların bir yarım saatlik umurunu uğurluydu. Umur cüda kıska, şundan bir yarım saatini siz hiç kimi kereyman spektakl diye sarf etsiniz. Ve aktörlerim şu spektaklde umrunu sarf etti. Umrunu sarf etti. Bir hudaki umrunu sarf etti. İlgaritten gel var. Milleti bulmak için bu senin tiyatrını kurduydu. Tamaşabını yakışı biledi. Bu yalgan ki haması. Sahnede bu etken işte bu yalgan. Yalgandayken üyü, yalgandayken obrazlar, yalgandayken adamlar. Lekin ular aldanışke tayyar. Eğer ulanı yakşı alda alsayız, samimi alda alsayız. Adamlar aldan yanı keladı. Teatrdaki adamlar hakikat izlep gelmedi mi? Yok. Bizi bir kordan mukaddesler. Yok. Hiç kim hiç narsa izlep gelmedi teatrıya. Teatrıya her kim uz vacibilen keladı. Lekin zalda svet uçkandan keyin kim? Nima vacibilen ki yanını unutadı. Ve teatrge hamdart boladı. Teatrge bana Dizdemona'yı hamdart boladı, Romeo'yı hamdart boladı de nima uçun teatrge ki yanını yam unutu varadı. Eğer o yakışı spektakl olsa. A hamdart bugün adam hiç kaçan yamanlık kılmıyordu. Çünkü hamdart boluş dardı uzunu çekişten kıyınrak. Kıyınrak. Hamdardık cüda kıyınlarsa. Dardı uzun, adam uzun dardını çekişi mümkün. Lekin adam ne hamdard buluş, onu dardını. Uzbilen yakış sözü var. Dardini alay dedi. Teatrıya Tomaşabın dardini alay edip geledi. Mayanı kıyınaydıken olasa, nukayet de ustozlarga sodiq bo'lishga harakat qilaman va ba'zida qo'limdan kelmaydi. Ularni o'qitganiga, ularni hayot tarziga,
o'zimni hayot tarzimni o'shalarning hayotiga o'xshatishga ba'zida kuchim yetmaydi. To'la Xo'jayev qanday yashagan, Georgiy Brin qanday yashagan, o'shalarning hayotini deylik mos hayot bilan yashashga ba'zida odam chalg'ib ketadi. Naps xalaqit beradi. Hayotda sizni nima achintirishi mumkin? Manimi? Odamlarning befarqligi o'sha hayotda solishi mumkin. Achintirishi mumkin. Befarqli odamlarni. Nechun deydi Huvaydoni she'r bu. Nechun beg'am kishilar ko'p deydi. Yoqamdan ko'ksim uzra deydi. Qatrayi benam topolmasman deydi. Man hurmatim odamga oshadi agar u mandan deylik mani samimiy agar unga mani samimiyatim ma'qul bo'lsa u mandan o'ynashni so'ramasa u mandan 200 damachilikni so'ramasa va samimiyatimga samimiyat bilan javob bersa shunaqa odamlar yo'q qoladi. Odamlar sizni ko'p majbur qilishadimi? Ular bilan o'zingizni nosamimiy tutish kerak. Ko'p odamlar. Har bitta qushda o'zini ini bor. O'ziga mos ini bor. Burgutni ini bunaqa. To'g'rimi? Deylik, bulbulni ini bunaqa. Faqatgina shunaqa in qurgan deylik qush burgut ataladi. Boshqacha in qursa u kaptar bo'ladi. Bahodir aka, siz o'zingizni qaysi qushga o'xshatasiz? Да, бласыма ман. Ман нихоятда лейлей болушту хозир деман. Турна лейлей. Яхшы кушлар да. Яхшы кушлар. Адамдагы яхшылык алып келет. Да, у кийин. Бахар илчилери. Да. Keyin u ularni qatoriga qo'shilish qiyin. Ularni qatori bor, qator bo'lib uchadi. Turnani qatoriga qo'shilish nihoyatda qiyin. Chetlarda ham uchib yurgan turnalar bor. Ular hech qatorga qo'shilmaydi. Qo'shilolmaydi. Chunki hayot tarzi to'g'ri kelmaydi. Alloh bu dunyoni paydo qilganda unga hayratlanadigan insonni yaratgan. Uni qilgan ishiga hayratlansin mana bu. Agar hayratla olsagina bu dunyo to'g'ri qurilgan o'ylagan. Teatrlarimiz qanchalik davrimizga hamnafas? Yo'q, gap shundaki, yo'q, hamnafas emas. Sahna tomoshabinni to'g'ri va yo noto'g'ri yashashiga ko'zini ochish kerak. Aktyorlarning hayot tarzi bo'lishi kerak o'zini. O'ziniki. Mana deylik, lyotchiklarning hayot tarzi bor. Lyotchik buni qilmaslik kerak, buni qilmaslik kerak, mana buni qilmaslik kerak, uni qilmaslik kerak. O'shandagina u lyotchik bo'ladi. Yoki sportmenlarni hayot tarzi bor. U demak, mana bular bilan shug'ullanish kerak, o'zini parvarish qilish kerak, palon o'zini rivojlantirish kerak. Hayot tarzi bor. Mana bu ovqatni yemaslik kerak, buni aktyorlarni hayot tarzi yo'q. Ular oddiy odamdek yashaydi. Oddiy odamdek yashasa uni oddiy odamdan farqi nima? U oddiy odamni nimaga o'rgata oladi? Rejissyorlarni o'zining hayot tarzi bo'lishi kerak.
ilgari hisoblanardi. Rejissyor har kuni bitta yaxshi spektakl ko'rmasa, yoki bitta yaxshi film ko'rmasa, yoki bitta yaxshi pyesa o'qimasa, u rejissyor emas degan gaplari bor edi. Rejissyor derdi. Ensiklopedik bilimga ega bo'lgan odam rejissyor bo'lalardi. Hozir bitirib kelgan rejissyorlarni olib kelib, to'rtta savol bering. Nima qaysi savollarga javob bera olar ekan? Qanday qilib u tomoshabinga bir narsa o'z dardini aytib, ular bir spektakl qo'yishdan maqsad birdan premyera haqida o'ylanadi. Kim keladi, kim gul beradi, qancha qarsak bo'ladi. Tamom. Uni faqat bilim bera oladi. Mag'rurlikda ham burgutlikda ham da u faqat bilim bera oladi. Bilimga ega bo'lmasangiz hech narsani bermaydi. Bilim nimaga kerak? Qo'rquvni yengish uchun. Bilimli odam qo'rqmaydi. Bilim bo'lmasa qo'rqasiz. Ko'p odamlar qo'rquv bilan yashaydi. Mani ishdan haydab yuboradi. Mana buni bo'lmaydi, mana bunisi bo'lmaydi. Qo'rquv bilan yashab bo'lmaydi. Qo'rquv odamni qul qiladi. Faqat bilimgina qo'rquvdan xalos qiladi. O'qishdan maqsad o'zligingizni topish. Hamma narsa o'zligingizni topish uchun o'qiysiz Alisher Navoiyni, boshqa kitoblarni. Va qancha o'zingiz qirralaringizni ochsangiz, topsangiz, shuncha. Ularning foydasi ham shunda. U Shakespeare'ni, u Cervantes'ni, u Pushkin'ni, u Rumiy'ni. Bular hammasi Alloh sizni shakllantirish uchun yaratilgan odamlar. Siz ularga kerak emassiz, ular sizga kerak. Va qanchalik ular atrofingizda bo'lsa, shunchalik shakllanasiz. O'zbek rejissyorlarim yo'q ketishi bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy aktyorlarni yo'q bo'lib ketishi mumkin emas. Ular bor, ularni tarbiyalash kerak va ularga yordam berish kerak. Ular uchun maktablar ochish kerak. Ular uchun chet eldan deylik pedagoglarni taklif qilish kerak. Ular o'qitish kerak. Ular chet el tillarini bilish kerak. Ular chet el teatrlarini borib ko'rish kerak. O'shandagina biz siljiymiz. Mana shu bo'lishlarni hammasi bo'ladi, mana ko'rasiz. Biz boshqa zamonda yashayapmiz. Hozir biz umuman boshqa odamlarmiz. Mana aytishadiki, hali mana dunyo tamom bo'lishiga 2012 yil dunyo sog' bo'ladi. Yo'q bo'ladi-da, apokalipsis bo'ladi-da, dunyo yo'q bo'ladi. 12 yil keldi, dunyo yo'q bo'lmadi-ku, dedi. Dunyo yo'q bo'ldi. Uni faqat biz payqamadik. Biz eskicha yashab kelyapmiz. Eskicha yashab kelyapmiz. U boshqa. Hozir mana hozir O'zbekiston u 3 yil burungi O'zbekiston emas. Mana 3 yilgina burungi O'zbekiston emas, u boshqa O'zbekiston. U o'zini oldiga boshqa vazifalar qo'ygan. Va uni teatri ham bor. A teatr zamonni o'zgarganini birinchi his qiladigan joy. Va agar uni his qilmasa, teatr hech kimga kerak emas. Siz shunday boringda teatrni oldiga ertalab mana 10 dan deydi kassa ochiqdi. Turingda ko'ringchi bir kunda nechi kishi kassadan bilet olib keladi. Kelib teatrga borib kassadan bilet oladi. Nechi kishi va kechqurun kelib ko'ring tashkil qilingan tomoshabinni. Tashkil qilingan tomoshabin tomoshabin emas. Qolvonlardan xalos bo'lishda san'at teatr o'rni sal kuchliroq bo'lish kerak. Lekin san'at hozir baribir ham o'z vazifasini bajarmayapti. Bu u hech qachon ham o'z vazifasini bajarmagan. Hech qaysi davrda ham bajarmagan. Lekin u hamisha shunga intilgan. Siz intilsangiz, kelgusi avlodlar intilsa,
avlat avlat bilen intilse, uşanda yine insaniyet siljiydi. Dörtte beş de adam bilse, yakşı yazıcılar, ulayam kop bu meydi. Bitti iki de yazıcı bilse boldu. İki de üç de şair bilse boldu. İki de üç de yakşı rejissör bilse boldu. Ulanın ozu, min de adamın işini becerdi. İtikad, imanını, dini terbiyeni deylik derecesine çıkalmıyordu tiyatr. Tiyatr çıkalmıyordu. O alakıdı sanat. O alakıdı sanat. Lekin üçten arsa insanı terbiyeliydi. Bu din, bilim, tiyatr. Her bitti yol, maçitke avarış gerek. Her bitti yol, maçit. Lekin maçitke ketiyatkanizde bir tiyatr yem kırıp çıkış gerek. Eğer şu yol, şu doğru yol, dinle avarıdı, doğru. Dinle avarıdı. Lekin dinle çünüş için hem tiyatrı kırıp çıkış gerek. Çünkü maçitke barış için adam tazalanıp barış gerek. A tiyatr o şanakta tazaladigen, tazalanadigen yaylardan bittas. Allah şunaka dünya yaratken ki onu her dakikası hayrat. Dakikalarını kaytarılmasızlığı hayrat. Bana biz hazır ve bana şu dakikada siz bile yaplaşıp oturmuş ve ayı uylap kurasızayız kanaka afsus ki biz hiç kaçan başka şunda oturmayız. Oturamız. Şunda oturuşumuz mümkün. Lekin bunu da yaplaşa almayız. Yaplaşa almayız. Hayat açıdan yutamamız şu. Ve güzelliğim şu. Çindan ham aqlli gaplarimizga emas, qilayotgan ishlarimizga qarab baho berishadi bizga. Faqat amaldagi ishlarimiz bilangina kimligimizni isbotlashimiz mumkin. Bahodir akaning qo'lida ta'lim va tarbiya olayotgan yoshlarga bu hayotda o'z yo'llarini topishda aynan shunday inson ustozlik qilayotgani, aynan shunday inson yo'ldosh bo'layotgani bu ularning omadi fikrimizcha. Çünkü hayatımızda ana shunday katta insonlar bo'lmog'i zarur. Ularga qarab biz o'samiz, ulg'ayamiz, ularning ketidan ergashamiz. Axir bejiz kattalarga qarab, katta insonlarga qarab biz ham o'samiz. Maydalar orasida esa biz ham maydalashib boraveramiz deb bejiz aytishmaydi-ku. Bugun biz rejissor Bahodir aka Yo'ldoshevning haqiqatlarini eshitdik. Nazarimda ayrimlari bizni biz bilgan narsalar haqida yana ham chuqurroq o'ylab ko'rishga turtki bo'ldi. Bahodir aka san'atni koinotga qiyosladi. Cheksiz koinotga. Ana o'sha cheksiz koinot nazarimda insonning o'zidir. Bu men bilgan haqiqatlar edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, omon bo'ling.